Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız denklem ve eşitsizlik sistemleri. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleriyle konumuza başlayalım. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem dediğimiz zaman ax kare artı by kare diye başlayıp devam eden ve sıfıra eşit olan sistemler aklımıza gelmeli. Burada dikkat etmemiz gereken olay A, B, C sayılarından en az ikisi sıfırdan farklı olmalı ve biz bu tarz denklemleri yerine koyma ve yok etme metotlarıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Mesela bu sorumuzu yapmaya başlayalım. X artı y eşittir 1, x çarpı y eşittir eksi 6 demiş. Bizden çözüm kümesini istemiş. Şu aşağıdaki denklemi yazayım ben. X çarpı y eşittir eksi 6 demiş. Ben her tarafı x'e böldüğüm zaman ifadem neye dönüşür? Yani y sayımız eksi 6 bölü x'e dönüşür. Bu bir tarafta dursun arkadaşlar. Şimdi üstteki denklemde ben y gördüğüm yere bunu yazacağım. Çünkü y'nin x cinsinden ben değerini elde etmiş oldum burada. X diyorum artı y gördüğüm yere de eksi 6 bölü x yazıyorum. Yani burası eksi olur. Eksi 6 bölü x eşitmiş 1'e. Bunu düzenleyelim şimdi. X çarpı x kare eksi 6 bölü x eşittir 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman. X kare eksi 6 eşittir x olur. X'i bu tarafa attığım zaman ifademiz ne olur? X kare eksi x kare eksi x eksi 6 eşittir 0'a dönüştü arkadaşlar. Bunu şimdi çarpanlarına ayıralım. Bunu eksi 3'e artı 2 diye çarpanlarına ayırdığım zaman çarpımları eksi 6, toplamları da x'in önündeki gizli bir kat sayısını veriyor. Burası da zaten x'e x'tir arkadaşlar. İfademiz neye dönüştü peki? X eksi 3 çarpı x artı 2 oldu. Yani buradan x'imiz bir 3 çıkar arkadaşlar. Bir de x'imiz eksi 2 çıkar. Şimdi x'e 3 dediğimiz zaman herhangi bir denklemde yerine yazıp y'yi bulmaya çalışalım. Bunu da uygulayalım gene arkadaşlar. Sorumu şu tarafa çekiyorum. X çarpı y'ye biz eksi 6 demişiz. X'e 3 dediğimiz zaman 3 çarpı y eşittir eksi 6 olur. Y'miz ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Yani bir çözüm kümemiz neymiş? X 3, y'miz eksi 2. Bir de x'e eksi 2 diyelim bu ifadede. X çarpı y eşittir eksi 6 demişiz. X'e bir de eksi 2 dediğimiz zaman çarpı y eşittir eksi 6 olur. Y dediğimiz ifade de buradan 3 gelir arkadaşlar. Öbür çözüm kümemiz ne peki? X değerimiz eksi 2 çıkıyor. Y değerimiz de 3 oluyor. Sorumuzun cevabı budur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu sorumuza bakalım şimdi. Ne demiştik? Taraf tarafa toplama, yerine koyma, yok etme metotlarıyla biz çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Yine iki tane denklem vermiş bize. Çözüm kümesini istiyor. Taraf tarafa toplayalım şimdi arkadaşlar. Eksi y kare artı y kare. Bunlar birbirini götürür. İfademiz ne olur? 4x kare eşittir. 5 eksi 1 daha 4'tür. X karemiz eşittir 1 olur. Yani x'imiz ya 1'e eşittir, x'imiz ya da eksi 1'e eşittir. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar herhangi bir denklemde yerine yazalım. Mesela şu alttaki denklemi gene kullanalım. X kare artı y karemiz eşittir 5'tir. X'e 1 yazalım arkadaşlar. 1 yazdığımız zaman 1 artı y kare eşittir 5 olur. 1'i karşı tarafa attığımız zaman y kare eşittir 4 olur. Y'miz buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir arkadaşlar. Yani bir çözüm kümemiz ne olur? X'e 1 verdiğimiz zaman y'miz 2 olabiliyor. X'e 1 verdiğimiz zaman y'miz eksi 2 olabiliyor. Bu bir tarafta dursun. Şimdi x'e eksi 1 verelim. Gene şu denklemde yerine koyup yazalım. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 1'in karesi arkadaşlar 1'dir. Artı y kare eşittir 5 olur.
Artı 1'i karşı tarafa eksi diye attığımız zaman y karemiz eşittir 4 olur. Y'miz gene buradan ya 2 olur ya da eksi 2 olur. Öbür çözüm kümemiz ne? X'e eksi 1 demiştik. X'e eksi 1 dediğimiz zaman y 2 olabiliyor. X'e eksi 1 dediğimiz zaman y'miz eksi 2 oluyor arkadaşlar. Çözüm kümemiz de bundan ibarettir. Eşitsizlikler ne peki? Eşitsizlikler sistemini nasıl çözüyoruz? İkinci dereceden bir denklem verilmiş. Ax kare artı bx artı c. Arkadaşlar biz bunun görüntü kümesinin işaretini a'ya ve delta'ya bakarak çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyoruz? Şimdi bunun bir deltasına bakalım arkadaşlar. Deltamız neydi? B kare eksi 4ac idi. B dediğimiz eksi 5 karesi 25 eksi 4 çarpı A dediğimiz olay 1, C dediğimiz olay da eksi 6. İfademiz ne oldu? 25 eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Artı 24 eşittir 49 arkadaşlar. Deltamız sıfırdan büyükse arkadaşlar bunun iki tane farklı kökü vardır. Şimdi ifademizi yazmaya çalışalım. Denklemimizi tekrar yazıyoruz. X kare eksi 5x eksi 6 küçükmüş sıfırdan. Bunu çarpanlarına ayıralım. Eksi 6'ya artı 1 dediğimiz zaman çarpımları eksi 6, toplamları da x'in önündeki eksi 5'i veriyor. Burası da x'e x'tir arkadaşlar. İfademiz neye dönüştü? X eksi 6 çarpı x artı 1 küçüktür 0. Yani bir kökümüz 6'dır. Bir kökümüz de eksi 1'dir arkadaşlar. Tablomuzu çizelim şimdi. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Bir kökümüz eksi 1. Bir kökümüz 6 arkadaşlar. Sağdan itibaren işaret verilip değiştirilip devam edilir arkadaşlar. İşarete de x karenin önündeki a katsayısına bakarız. Burada 1'dir. Yani pozitifle başlıyorsa artı diye başlar tablomuz. Köklerde işaret değiştirir. Eksi olur. Artı diye devam eder. Bizden istediği aralık ne? Küçüktür 0. Küçüktür 0 olduğu aralık da budur arkadaşlar. Çözüm kümemiz eksi 1'e 6 olur. Burayı da geçiyorum. Birden çok çarpana sahip eşitsizlikleri nasıl yapıyoruz peki? Her çarpanın ayrı ayrı kökünü buluyoruz. Her çarpanın baş katsayısının işareti tespit edilir. Bulunan işaretler çarpılır. Çarpımın işareti tablodaki en son aralığın işaretidir. Çift katlı kökler hariç diğer köklerde işaret değiştirilir. Burada bunu ifade etmeye çalışmış arkadaşlar. Sorumuza bakalım şimdi. Ayrı ayrı köklerini bulalım. Bunun kökünü, bunun kökünü. X kare eksi 1 eşittir 0 diyoruz. 4 eksi x eşittir 0 diyoruz. Eksi 1'i karşı tarafa artı diye attığımız zaman x kare eşittir 1 olur. X'imiz ya 1'dir, x'imiz ya da eksi 1'dir. Buradan arkadaşlar x'i karşı tarafa attığımız zaman x eşittir 4 olur. Şimdi tablomuzu çizelim. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. En küçük ifademiz eksi 1. Ondan sonra 1 geliyor. Ondan sonra da 4 geliyor arkadaşlar. Ne demiştik? Her çarpanın baş katsayısının işareti tespit edilerek bulunan işaretleri çarpıyoruz. Bunun baş katsayısı arkadaşlar nedir? 1'dir. Yani artıdır. Burası artıdır. Çarpı. Bunun önündeki baş katsayısının işareti ne? Eksidir. Artı ile eksiyi çarptığımız zaman eksi ifadesini elde ederiz. Yani en sondaki aralığın işaretiymiş. Burası eksidir arkadaşlar. Köke geldik, artı. Köke geldik, işaret değişti, eksi. Köke geldik, işaret değişti, artı. Bize ne demiş peki? Küçüktür sıfır olduğu aralıklar. Küçüktür sıfır olan aralıklar da bunlardır arkadaşlar. Yani çözüm kümemiz eksi 1 ile 1'dir. Birleşim diyoruz. 4 ile artı sonsuzdur. Sorumuzun cevabı da budur arkadaşlar. Burayı da geçiyorum.
Az önce değinmiştik biraz. Deltamız sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yoktur demiştik. Deltamız sıfıra eşitse çakışık kök vardır. Eşit iki tane kök vardır. Deltamız sıfırdan büyükse farklı iki tane reel kökümüz var. Sorumuz ne diyor peki? 3x kare eksi 7x artı 2 eşittir 0 denkleminin köklerini bulmadan varlığını ve işaretlerini inceleyin demiş. Yapmaya çalışalım. Önce deltasını bulalım. Delta dediğimiz olay b kare eksi 4ac idi. B dediğimiz eksi 7, eksi 7'nin karesi 49, eksi 4 çarpı a dediğimiz 3, c dediğimiz 2, 49. Burası da 12, 24, 25 çıktı arkadaşlar. Deltamız sıfırdan büyük olduğu için farklı iki tane reel kökümüz vardır. Ne diyoruz? Farklı iki kök vardır. Devam edelim. İşaretlerini inceleyelim. Peki x1 çarpı x2 dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? C bölü a değil miydi? Ve x1 artı x2 dediğimiz ifade de eksi b bölü a'ydı. X1 çarpı x2'ye bakalım. C bölü a demiş. C'miz 2 bölü a'mız 3'tür arkadaşlar. X1 çarpı x2 pozitif çıktı arkadaşlar. Yani x1 ve x2 aynı işaretli olmak zorunda. Ya ikisi negatiftir ki çarpımları pozitif olmuş ya da ikisi pozitiftir ki çarpımları pozitif olmuş. Buradan anladığımız x1 ve x2 aynı işaretli. Aynı işaretli. Buna bakalım şimdi. Toplamları bize neyi verecek? Eksi b bölü a. B dediğimiz eksi 7. Önünde de bir tane eksimiz var. 7 bölü a dediğimiz ifade de 3'tür. X1 artı x2'miz de pozitiftir arkadaşlar. Ve bunlar aynı işaretlidir. Aynı işaretli ve negatif olsalardı toplamları pozitif olmazdı. O yüzden ikisi aynı işaretli ve pozitiftir arkadaşlar. X1 ve x2 pozitiftir diyebiliriz. Sorumuz da bizden bunu istemiş. Köklerini bulmadan varlığını ve işaretini inceleyin demiş. Burayı da geçiyorum. Sorumuza bakalım şimdi. Y eşittir fx'in grafiğine göre arkadaşlar x kare eksi 2x çarpı fx küçüktür 0 demiş. Biz ne yapıyorduk? Birden çok çarpan varsa ayrı ayrı köklerini buluyorduk. Bunun kökünü bulacağız. Bunun kökünü bulacağız arkadaşlar. X kare eksi 2x eşittir 0 dersek ve bunu x parantezine aldığımız zaman x eksi 2 olur eşittir 0 olur. X'imiz arkadaşlar ya 0'dır ya 2'dir. X kare eksi 2x'in kökünü bulduk. Peki fx eşittir 0. Fx'i 0 yapan değerler nedir? Gördüğünüz gibi eksi 3'tür arkadaşlar. 2'dir. Bir de 4'tür arkadaşlar. Şimdi tablomuzu çizelim. Burası x kare eksi 2x olsun. Alttaki de fx olsun arkadaşlar. Eksi 3. Eksi 3'ten başlıyor. Şurası eksi 3 olsun. Ondan sonra 0'dır. 0'dır. Ondan sonra 2'dir. Ondan sonra 4'tür. Bunu da neye göre yapıyorum arkadaşlar? Fx'in kökleri neydi? Eksi 3'tü. 2 idi. Ve 4'tü. Yani 0 bunu ilgilendirmiyor. 0'da herhangi bir işaret değişimi olmayacak. Çünkü fx'in bir kökü değil. X kare eksi 2x'in kökleri neydi? 0'a 2 idi. 0 ve 2. Yani 4 ve eksi 3 de x kare eksi 2x'i ilgilendirmiyor. Çünkü onun kökü değil. Bakalım arkadaşlar. Bu pozitifle başlamış. X kare eksi 2x. Pozitifle başlamışsa arkadaşlar artıdır. 4 onun kökü değildir. Artı diye devam eder. 2 onun köküdür. Onun köküne geldiğimiz zaman işaret değişir. Eksi olur. 0 da onun köküdür. İşaret değiştirir de artı oldu. Eksi 3 onu ilgilendirmiyor. Artı diye devam eder. Peki fx
neyle başlıyor arkadaşlar? Fx gördüğümüz gibi 4'ten itibaren başlayacağımız için 4 x ekseninin altındadır ve eksidir arkadaşlar. O yüzden eksi işaretle başlıyoruz. Eksi dedik. 4 onun kökü işaret değiştirdi artı. 2 onun kökü artı iken eksi yaptı. 0 onun kökü değil, ilgilendirmiyor. Eksi diye devam eder. Eksi 3 onun köküdür ve eksi olan işaret artı olur. Bizden istediği şey neydi? X kare eksi 2x çarpı fx sıfırdan küçüktü arkadaşlar. Bu iki ifadeyi çarpalım şimdi. Artı ile artıyı çarptığımız zaman artı olur. Sıfırdan küçük olmaz. Bu işimizi görmez. Artı ile eksiyi çarptığımız zaman sıfırdan küçük olur. Yani aralığımız bir tane budur. Eksi ile eksiyi çarptığımız zaman artı olur. Bu da bizim işimizi görmez. Artı ile artıyı çarptığımız zaman bu da bizim işimizi görmez. Çünkü pozitif olur. Artı ile eksiyi çarptığımız zaman burası da sıfırdan küçük olur. Yani çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Eksi 3'e sıfırdır. Birleşim 4'ten artı sonsuzadır. Sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.